burası 31 yıl önce çocuklarımızın Pirşu Taraf Dağlı anma etkinlikleri için Sivas'a uğurlandıkları yer. Çocuklarımızın diyorum çünkü gerçekten çoğu çocuktu. Ve hepinizin de bildiği gibi 31 yıl önce Sivas'ta bir cehennem yaşatıldı bu çocuklara. Adeta Kerbela'ydı. Suya muhtaç bir yerde ne yazık ki gözü dönmüş caniler tarafından organize edilmiş bir cinayet işlendi. Kocaman bir katliam. 31 yıldır bu ülkede ne yazık ki onca ısrarımıza, ailelerimizin, dostlarımızın, Alevi kurumlarımızın 31 yıldır sürdürdüğü mücadeleye rağmen hiçbir talebimiz yerine gelmedi. Aksine orada bu katliamı gerçekleştirenleri savunanlar ülkenin yönetim kademelerinde görevlendirildi. Her biri milletvekili, bakan, belediye başkanı yapıldı. Kademelerde diyorum. Diğerlerinin nerelerde olduğunu biz bile bilmiyoruz. Orada bizzat bu cinayete katılan, bu katliamda rol oynayanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmaya devam ettiler. Kırmızı bültenle arananlar kendi evlerinde ölü bulundu. Ya da kırmızı bültenle arananlar işe girdiler, ehliyet aldılar, askere gittiler, evlendiler. Ve adreslerini bildiğimiz Avrupa'da yaşayanlar Türkiye'ye getirilmediler. Ve biz 30. yılında ne yazık ki insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur bu suç. Ve zaman aşımı olmaz dememize rağmen 30. yılında Sivas Madımak katliamı zaman aşımına uğratıldı. Ve nihayetinde insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında sayılmadı. Ve biz hem Alevi kurumları, hem ailelerimiz, hem dostlarımız olarak unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı her defasında söyledik, onun sözünü verdik. Şimdi bugün burada madem öyle siz zaman aşımı diyorsunuz, biz de yeniden başlıyoruz demek için bugün burada uğurladığımız yerde 6 Temmuz 1993'te uğurladığımız canları burada uğramıştık. Şimdi yine onları uğurladığımız yerden Karşıyaka mezarlığına yürüyoruz. Bu yürüyüşümüz yine bir uyarı niteliğindedir. Hükümete uyarı niteliğindedir. Ama en çok da toplumsal muhalif kesimlerine bir sesleniştir, serzeniştir. Bu davayla, Sivas'ın davasıyla yüzleşemediğimiz sürece, bu davada biz adaleti sağlayamadığımız sürece Türkiye nefes alamayacak. Bu ülkede demokrasi asla ve asla yeşermeyecek. Bunun örneklerini görüyoruz. Daha birkaç gün önce 10 Ekim katliamıyla ilgili insanlığa karşı işlenmiş suç talebi de reddedildi. Ve biz orman yangınlarını gerçekleştirenlerinin serbest dolaştığı, Sivas canilerinin serbest dolaştığı, kadın katillerinin serbest dolaştığı, çocuk tacizcilerinin serbest dolaştığı, uyuşturucu baronlarının serbest dolaştığı bu ülkede ne yazık ki biz hala bugün burada 31 yıl sonra adalet diyoruz, adalet. En azından insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamına alın. Bu suçu zaman aşımına uğratmayın diyoruz. Ve biz buradan hala 33 canımızın yakıldığı, 33 canımızın katledildiği Sivas Madımak Oteli'ni utanç müzesi yapın diyoruz. Bu ayıp size yeter. Bu ülkeyi yönetenlere yeter bu ayıp. Ve bu ülke bu ayıbı daha fazla sırtında taşıyamaz. Sevgili canlar, birazdan ailelerimizin de canlarımızın da katılımıyla Karşıyaka mezarlığına yürüyeceğiz. Orada da mezar başında canlarımızı anacağız. Dolayısıyla çok fazla geri geçiyor.
Türküler.